Bu çok klasik bir okur yazar söylesi değil, bunun farkındayım. Salonda bütün yüzlere, simalara baktığımda gerçekten benim için çok kıymetli, çok anısı olan çok değerli misafirler var. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir cerrah olarak 20 yıldır bu bölgede çalışan ve bir şekliyle yolumuzun kesiştiği süreçleri beraber yaşadığımız ve ömrümüzün adeta neredeyse her anı birlikte geçerken yaşadığımız bir sürü olay var, bir sürü hikaye var ve amaç bu yaşadığımız bütün hikayelerin belki dile getirilmesiydi. Çok hikaye dinledim ben. Gerçekten çok hikaye dinledim. Yaklaşık 34 yıllık hekimim, hekim arkadaşlarım var burada ki eminim hekim arkadaşlarımızın da aynı duygusu var. On binlerce insanın hikayesini dinledik biz. Çünkü hasta muayene ederken bilgisayar ekranlarında çıkan şablonda önce şikayet yazar, sonra hikaye kısmı vardır. Şikayet kısmı çok küçük bir bölümdür ve hasta bize şikayetini tek kelimeyle ifade eder. Neyin var dediğimde karnım ağrıyor, başımda kitle var ya da şuramda bir ur var gibi söyler. Ama ikinci bölüm hikayeyi sorduğumuzda o biraz da bize bağlı. Bu hikayeyi anlatır. Anlatırken aslında çok rahatlar. Hikayeyi anlatırken aslında dertleşir. Belki evde eşiyle, çocuğuyla, belki yakın akrabasıyla konuşmadığı şeyleri bize anlatarak bir gönlünü boşaltır. Ve işin ilginç tarafı biz de bu hikayeleri dinlerken çoğunlukla kendimizle yüzleşiriz. Ya öyle şeyler anlatır ki, öyle bir dert anlatır ki, ya aynı dert bende de vardır aslında. Öyle bir ev ve aile hayatıyla ilgili bir problem paylaşır ki, bir bakarsın ki daha acısını sen yaşıyorsun. Ama oradaki konum gereği, o otorite gereği, o hekimliğin size sağladığı yetki gereği sizin aslında kendi hikayenizle olan yüzleşmenizi, çatışmanızı onu ifade etmiyorsunuz. Onun derdini, sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Hatta zaman zaman o kıymetli hastalarımız bize önem verip bize bütün yüreğini açan o kıymetli hastalarımızı çok takdir ediyorum. Çünkü aynı problemi ben yaşamama rağmen bir doktora gitme gereği duymuyorum. Ya hekimliğe sığdıramıyoruz bunu ya da biraz egosantik davranıyoruz. Sanki biz bunu çözmek zorundaymışız gibi. Halbuki çok temel kavram var, insanız. Ama hekim, hakim, hikmet, hükümet, hakikat hep aynı kökenden geliyor. Ve biz o hakim sıfatını, o ismi, o tecelliyi çok ciddi yansıtıyoruz. Halbuki hikmet tecellisi hekimlikte çok daha güzel bir şey. Hikmetin kelime anlamı iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırmak ve hekim aslında tam bunu yapıyor. Hasta bir şikayet anlatıyor size. Diyor ki hocam diyor burnumda kanama var. Fakat aslında görünen burun kanaması ama işte hikmet orada devreye giriyor. İşte sorgulama, hikaye, tetkik, tahlil ve bir bakıyorsunuz ki çok başka bir yerden başka problem çıkıyor. Ve tabii işin daha da ilginç tarafı şu. Hekim, hakim, hakem de aynı kökenden. Hakim yanlış karar verdiği zaman istinaftan dönüyor. Hakem maçlarda yanlış karar verdiği zaman VAR sistemi var Allah'tan. Hemen anında. Ama ben ameliyatta yanlış bir şey yaptığım zaman muhtemelen morgda ve otopside geri dönüşü de olmuyor. İşte bu baskı altında o insani değerleri kaybetmeden çok profesyonel ama aynı zamanda yüreğimizi ve kalbimizi karşımıza yansıtacak, aksettirecek bir tavırla mesleğimizi sürdürüyoruz. Gerçekten bir kitap yazmanın çok çileli ama çok zevkli, çok keyifli olduğunu bu süreçte yaşadık. Kitap yazmak aslında dertleşmek, aslında söyleşmek, aslında kendimle biraz yüzleşmek, hesaplaşmak. Ve işin güzel tarafı şu ama o dertleşmeyi, o sohbeti, o söyleşiyi yanında hiç kimse yok. İstediğin şekliyle yazıyorsun, istediğin şekliyle çiziyorsun. Tabii kitapta yazdıklarım var.
Ama takdir edersiniz ki yazmadıklarım da var. Ama bir de yazamadıklarım var. Yani insan bütün yaşantısını, bütün her şeyini yazamıyor, ifade edemiyor. İki Ameliyat Arası kitabın ismiydi. Ben bu güzel katılımı, yoğunluğu, pazarın bu saatinde burayı tercih eden siz değerli arkadaşlarımızı hemen müjdeleyeyim. İkinci kitabım inşallah çıkacak. Ve çıkacak derken hazırlığı başladı. Şu anda başladı Tuğba Hocam. İkinci kitabın ismi de muhtemelen iki kitap arası olur. Çünkü birinci kitapla ikinci kitap. Çünkü hayatımız zaten bizim hep algolojik olarak olaylarla sürüyor. Yoksa biz saatle çok yönetilmiyoruz. Özellikle cerrahlar, hekimler. Gerçekten öyle yani. Ben mesela bir program yapacağım zaman ameliyat listesine bakıyorum öncelikle. Ve hemen ameliyathaneden Eren'i, hemen Ebru'yu, hemen bir seni arıyorum. Diyorum ki ameliyatlarımız ne zaman? Ve öyle program yapıyorum. Ya da akşam bir yere gideceksiniz bir yemeğe. Bir misafiriniz geliyor diyelim ki Bayburt'tan. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Fakat ameliyatlarınız var. Dolayısıyla cerrahın hayat kronolojisinde hep ameliyatlar nokta oluyor. Timing ameliyatla ölçülüyor. Aslında hekimlerin de öyle. Kitapta gerçekten benim hayatıma yön veren, yaşadığım o olaylardan sonra aldığım kararlarla çok ciddi şekilde benim kişiliğimde, karakterimde ve süreçte beni çok etkileyen olayları yazdım. Ben şundan eminim. Beni tanıyan arkadaşlarımız, beni tanıyanlar burada. Samimi olan duygumu aslında kitapta da yansıtmaya çalıştım. Ve ben kitabı okurken çok keyif aldım. Çünkü yazarken unuttuğunuz bir sürü olay da aklınıza geliyor. Bir sürü şeyi de hatırlıyorsunuz. Ve bunları tekrar muhasebe etmek, muhakeme etmek ve hayata dair yeniden kararlar almanızı zenginleştiriyor. 1989 mezunuyum. Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ve ömrümün 40 yılı Trabzon'da geçti. Trabzon'da yaşamak, hasta bakmak, yöneticilik yapmak, bunu böyle bir pozitif ayrımcılık ya da bir mikro milliyetçilik gibi düşünmeyin, bir realite ifade etmek isterim. Size bir artı bir puan kazandırıyor, onu söyleyeyim. Çünkü Trabzon'da iletişim yeteneğiniz çok ciddi gelişiyor. Çünkü zordur. Gerçekten kolay değildir diyeyim. Trabzonlu arkadaşlarım burada. Aysel ablam özellikle has Trabzonludur. Mustafa Başkanım burada, sağ olsun. Hastayla iletişim kurarken pozisyon tarif etmek çok zordur Trabzon'da. Bir gün muayenehanedeyiz. Muayene hekimciliği vardı o zamanlar. Bir amcamız geldi. Çok tatlı, güzel bir amca. Muayenesini yapacağız ve Sedi'ye amca dedim, sırt üstü uzanır mısın? Tabii ki haklı olarak amcam da Sedi'ye sırt üstü uzandı. Fakat tabii öyle değil aslında pozisyon. Amca dedim, öyle değil dedim, yüzün tavana bakacak şekilde olacak. Tamam uşuğum dedi, yüzünü tavana çevirdi. Pozisyonu hiç bozmadı. Ve ben o günden sonra hastaya pozisyon verirken hiç sormuyorum yüzüstü ya da sırt üstü diye. Tutup elimle resmen tuşa kündeye getirip böyle pozisyon veriyoruz. Tabii kitabın içerisinde Trabzon olduğu kadar özellikle Esenyurt, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Kolon Hastanesi, Medilife Hastanesi ve bu bölgede hemen hemen bütün büyük hastanelerde çalışmış bir hekimim. Bunu tabii bana sordu arkadaşlarımız. Yani dedi hocam dedi, gerçekten dedi, yani dedi bu kadar dedi her hastanede çalışmak dedi, herhalde dedi paylaşılamayan bir hekim misin dedi. Yok dedim, tutunamayan bir hekimim belki de dedim. Çünkü hayata bakışınız çok fark ettiriyor. Ama ben buradaki katılımı görünce tutunamayanlardan ziyade paylaşılamayan bir hekim duygusunu hissediyorum. Bu duyguyu da verdiğiniz bana çok teşekkür ediyorum. Kitapta ismi geçen bazı arkadaşlarım da var burada. Çok sağ olsun. Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz, Bursa İl Sağlık Müdürümüz. Trabzon SSK'da acil sorumlumuzdu. Ve kitabın çok çok temel dinamiğinde, bir öyküsünde, bir hikayesinde çok önemli bir rolü var Fevzi'nin. Eğer tabii siz de müsaade ederseniz konuşmanın sonunda Fevzi'ye de mutlaka bir söz vermek isterim. Ve elbette ki bir soru
cevap niteliğinde bir bölümde mutlaka olsun isterim açıkçası. Basketbol hayatımda çok önemli bir rol tuttu. Öğrencilik hayatımda. Ta ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve hala basket oynuyoruz. Doktor arkadaşlarımızla. Şimdi Medilife grubunda. Genelde de benim olduğum takım yeniyor. Çünkü daha doğrusu biz yenmiyoruz da onlar yeniliyor. Hani başhekimle maç yapmanın pozitif ayrımcılığı var diye. Hani ertesi gün ne olacağını belki biliyorlardır. Ama hiç öyle değil aslında. Hem genel cerrah olmak hem de başhekim ya da yönetici olmak insana çok farklı kazanımlar ve değerler katıyor. Bir defa cerrah olmanın ki hekim arkadaşlarımın hepsi o değerde, o kıymette. Ya şöyle yapabiliriz, buraya gelebiliriz aslında. Buralarda boş, lütfen. Ali abi, Ali abicim gelin gelin, hiç ayakta kalmayın. Özlem, ayakta gelmeyin tamam. Ya da ben öyle geleyim yani. Ben çekmesem gelirdim ya. Tamam. Cerrah olmak çok farklı bir refleks kazandırıyor size. Çünkü çağımız hız çağı ya ve hız ve haz çağında yaşıyoruz. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve her şeyi değerini bilmeden, daha tadına varmadan, daha kıymetini anlamadan elimizden uçup gidiyor bir şekliyle. Cerrah olmak ayrı bir refleks kazandırıyor. Çünkü aslında çağımızın problemi hız çağı diyoruz ya, eleştirdiğimiz çağ, ama aslında bizim için hız çok önemli ve biz aslında o hız içerisinde, dakikalar içerisinde karar vermek zorundayız. Onun için en kısa zamanda en doğru tanıyı koyup ve en doğru tedavi yapmak zaman içerisinde size bir refleks kazandırıyor. Bu hayata da yansıyor tabii. Ama hekimlerin tıbbi süreçteki hızlı kararları hayatın bazı anlarında çok da karşılık bulmuyor. Sosyal hayatta, ticari hayatta, ki hekimler ticareti bilmiyor zaten. Girdiği her işte de eğer hastane sahibi değilsiniz, Osman hocam yok burada değil mi? Hastane sahibi değilseniz genelde ticarete giren hekimler başarısız oluyor farkındaysanız. Çünkü insan en iyi bildiği işi yapıyor ve aslında insan en iyi bildiği ve keyif aldığı işi yapmalı. Trabzon ilkokul, ortaokul, lise inanılmaz keyifli geçiyor. Ailenin tek çocuğuyum. Kıymetli annem, annemi çok selam var size bu arada söyleyeyim. Çok ilgileniyor bizimle. Tek çocuk olmanın verdiği bir ilgi var tabii. Ve aslında siz ta ilkokuldan RKP'de başlıyorsunuz. Basketbol seçmeleri oluyor. Tabii o günün güzelliği de şuydu gerçekten. Hepiniz onu yaşamışsınızdır. Özellikle yaşı benim gibi 55-54 olanlar. O dönem zenginle fakir arasında çok fark yoktu. Mahallede kim zengin, kim fakir bilmezdiniz. Ve zengin ya da fakir aile çocuklarıyla hiçbir ayrım yapmadan arkadaşlarınız aynı seviyedeydi. Paylaşımlarınız aynı seviyedeydi. Ve ben Trabzon'da, Fatih Mahallesi'nde, Fatih Apartmanları'nda, Fatih İlkokulu'nda okudum. İlginç değil mi? Trabzon, Fatih'in fethettiği bir şehir. Ve hemen hemen bütün semt, ilçe, okul isimleri Fatih'tir. Ve bu silsile devam ederken üniversiteye giriyorum ve tercihler arasında Fatih Eğitim Enstitüsü var. Onu yazmadım özellikle, hani Fatih orada da çıkar diye. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandık. O zaman Necmettin Karaduman meclis başkanı, Trabzonlu. Ben ikinci sınıftayım. Necmettin Karaduman meclise bir önerge verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi ismi Fatih Üniversitesi olsun diye. Ve meclisten çıkmadı. Yani ve tabii Trabzon'da meslek hayatım, daha doğrusu okul hayatım bittikten sonra kura çekiyorsunuz. Bir doktor için kura çok önemlidir, mecbur hizmet. Kimle tanışacaksınız, kim karşınıza çıkacak ve daha da önemlisi profesyonel olduktan sonra ilk hastanız kim olacak? Ve bu hastaya doğru tanı koyabilecek misiniz? Ya da yazacağınız ilaçlar güzel olacak mı, etkili olacak mı? Bu heyecan bütün hekimlerde vardır ve nihayet ben de kurayı çektim. Afyon Karahisar Devlet Hastanesi. 23 yaşındayım. Çok genç bir doktor olarak bir sorumlulukla Afyon Devlet Hastanesi'ne gittik. Arkadaşlarla tanıştık. Ve tabii 10-12 arkadaş aynı dönemde kurayı çekmiş, oraya gelmiş. Kimi Hacettepe'den, kimi Cerrahpaşa'dan, kimi İzmir'den, Ege'den, Samsun'dan. Anadolu'nun bütün karması orada ve haliyle tabii tanışıyorsunuz. Nöbet günü belli oldu. Ben de nöbetçiyim ve
Yine sırt çantam, içinde formalarım, steteskop, bildiğimiz klasik malzemeler. Arkadaşlar nöbeti devraldık. Ve 5 dakika sonra acil servis odasından hemşire hanım aradı. Hocam dedi, hastamız var. Ve ben o doktor odasıyla hasta bakacağım acil bölümüne belki 10 metre, 20 metre mesafesi. Bana böyle saatler gibi geldi. Ve o mesafeyi kat ederken aklımda hep tıp fakültesi yıllarındaki, öğrencilik, internlik yıllarındaki sorularla gidiyorsunuz. Yani karın ağrıyorsa idrar yaparken yanma sızı var mı? Eğer o yoksa ishal var mı? Öksürürken balgam var mı? Gibi soruları tekrar ediyorsunuz ki zaten bunlardan birisi olacaktır yani. Tabii o dönemde de bildiğim bütün duaları okuyorsun inancın gereği. Ya da hangi totemin varsa onu yapıyorsun. İçeri girdim. Hemşire hanım dedi ki, hocam hastamız bu. Bir genç kardeşimizdi. Yanında da yine bir refakatçi var, yine aynı yaşlarda. Hoş geldin dedim. Çok geçmiş olsun kardeşim. Neyin var dedim. Diye bir şeyler mırıldandı. Ya olamaz dedim böyle bir şey yani. Refakatçisine sordum. Hani neyi var arkadaşım? Baktım o da işaretler. Sağır ve dilsiz hastam. İlk hastamdı. Ben bütün okul boyunca hep iletişimlerimi konuşarak, hep derdimi sözlerle anlattım. Ama o anda spontan olarak aklıma şey de gelmedi. Yani yazayım kağıda da öyle anlatayım diye gelmedi. Çünkü heyecanlısın, kafamda sorular var. Tabii sağır dilsiz olunca artık beden dili kullanacağım belli ki. Fakat içimden de dua ediyorum, Allah'ım inşallah karnı ağrımıyordur diye. Çünkü karnı ağrırsa idrar yaparken yanma sızıyı tarif edeceğim. O yoksa bir de ishali tarif edeceğim. Nitekim karnı ağrıyordu. Ve benim idrar yaparken yanma sızıyla ishali nasıl tarif ettiğimi siz hayal edin. Ama ben o ilk sağır ve dilsiz olan hastamla kurduğum iletişimi ondan sonraki meslek hayatımda konuşarak çok nadir kurmuşumdur. Onun için gönül dilinin orada ne kadar önemli olduğunu anladım. Ve bütün hekimlere, genç hekimlere, asistanlara da bunu öneriyorum. Çünkü hekimliği tarif etmiştim ya, hani hekim, hakim, hikmet kelimeleri var. Ya biz bu aleme hakim olmak için gelmiyoruz. Yani daha doğrusu hakimiyet duygusunu yansıtmak için gelmiyoruz. Hele hekimseniz. Biz aslında hadım olmak için, hizmet etmek için geliyoruz. Ve bu hizmet süresince kime dokunuyorsan, kimin gönlünü alıyorsan sonraki hayatında hep karşımıza çıktı, çıkıyor. Bundan eminim. Yine tabii Trabzon dediğim gibi kolay bir şehir değil. Ve aynı mahalledesin, ilkokulu, ortaokulu okuduğun mahalledesin. Fakülte bitti, Afyon'a geçtik, sonra Taksim İlk Yardım. Taksim İlk Yardım cerrahi yılları, 4 sene, hayatımın en güzel yıllarıydı. Hayatımın en heyecanlı, en action dolu yıllarıydı. Taksim şöyle bir hastaneydi. Bilirsiniz mutlaka Taksim'in hemen göbeğinde sıra serviler Çukurcuma. Taksim'de ben şunu öğrendim. Gündüz gerçekten, gündüz hastalarımızı bak söyleyeyim. Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Esin Engin, birçok sanatçı, birçok tiyatrocu, bildiğimiz meşhur insanlar dahil olmak üzere çok farklı profilde insanlar gelirdi. Fakat gece olunca başka bir aleme girerdik Taksim'de. Bir kurt adam sürüsü çıkardı. Tinerci, alkol, delici keçi alet yaralanması, özellikle İstiklal Caddesi'nde her türlü şiddet olayları ve orada hayatın iki yüzünü çok net olarak görmüştüm. Ve o tecrübeyle Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çok mutlu oldum. Çünkü zaten yaşamıştım Taksim'de onları. Ve Esenyurt Devlet'e tayinimi çıktığı zaman arkadaşlar bana dediler ki, hocam hani oraya giderken ki biliyorlar yani bir yere giderken mutlaka bir ayetel kürsü okuyorum. Hocam dediler, oraya giderken mümkünse Yasin de oku dediler yani. Ve gerçekten Esenyurt Devlet Hastanesi'ne ilk günüm yani. Gittim başhekimliğe, oradan işte sekreterle karşıladı ve merhaba daha demeden. Beyin cerrahları üç arkadaşımızın bir önemli konusu sebebiyle toplantı talep etmişler ama daha Esenyurt'un koridorlarını
dinamiğini, hekimleri tanımıyorum yani. Ama üç arkadaşımızın durumu acil olduğu için hemen olur dedim. Önce sizle bir toplanalım. İlk gün Esenyurt Devlet beyin cerrahlarıyla toplantı yaparken dışarıda acayip bir gürültü, böyle bir bağırma, çağırma. Devlet hastanesinin makamları da çok geniştir. Yani özel hastane makamlarının odası biraz daha küçüktür ama devletin o yüzünü sergilemek için makam daha ihtişamlıdır. Ortada bir toplantı masası, koltuklar, siyahlar, böyle içeri giren zaten, hani eğer siz zaten içeri girip başhekim oluyorsanız öncelikle bir şeyiniz, yüreğiniz kalkar yani bir şekliyle. İşte orada törpülersen egonu ve yüreğini, hayat devam ediyor. Beyin cerrahlar tam toplantı yapıyoruz. Konu da işte hasta bakalım, bakmayalım, eylem yapalım, grev yapalım. Lan tövbe tövbe, dakika bir, gol bir, eylem, grev, deli misiniz diyorum içimden ama sakinim de tabii. Dışarıdan gürültü patırdı falan, içeriye bir adam girdi. Sekreterimizi de yeni tanıyorum. Hasan diye bir kardeşim. Çok çok tecrübeli bir arkadaşım. Hasan adamın kolunu tutmaya çalışıyor. Adam içeri bir girdi. Tabii ortada toplantı masasında da başhekim olacağım belli oldu. Ne zaman geleceğim belli olduğu için de tanıyan hekim arkadaşlarımız falan hediyeler göndermiş. Güzel işte bu cam fanus içinde bitkiler falan var. Onlara ne deniyor ya? Bonsai. Evet. Ama böyle pahalı bir şey belli yani. Bir doktor arkadaşım paraya kıymış. Genelde parayı sever doktorlar, kıyamaz ama. Kıymış, hediye olarak göndermiş. Ya o adam içeri girdi. Burası ne biçim hastane? Burada adam dövüyorlar, öldürüyorlar dedi. O cam fanusu aldı. Böyle yere çarptı. Lan dedim, paraya mı acıyayım? Adamın yaptığı tepkiye ne cevap vereceğiz? Böyle bir 15 saniye şunu düşünüyorsunuz. Gerçekten bak şunu düşünüyorsunuz. Ya şu masadan kalkayım. Bu adama tekme, tokat, kafa kol ne varsa gireyim. Sonra da dilekçemi yazayım. Diyeyim ki Esenyurt başhekimden istifa ediyorum. Diyorsunuz ama eyleme geçirmiyorsun tabii. O sinirle kalktım adama, ya kardeşim dedim ya, bir sakin ol dedim ya. Allah'tan dedim bana gelen hediyeyi kırdın dedim ya. Bu devletin malı değil benim dedim, rahat ol dedim. Gel bir anlat derdin nedir? Ve adam masayla makam odasına, masaya gelene kadar ayağını sürüyerek geliyor, görüyorum yani böyle topallar vaziyette. Hocam dedi, İki gün önce hastanenizde dedi iğne yaptırdım acil serviste. Fakat dedi iğneden sonra dedi ayağım o kadar ağrıyor, o kadar uyuştu, yürüyemiyorum. Muhtemelen siyatik sinire denk gelen bir iğne. Zaman zaman çok karşılaşırız. Son dönemlerde hiç karşılaşmıyoruz mesela. Bu önemli bir şey. Ve ben bu acıyı Trabzon'da yaşamıştım. Daha önce başka bir doktor arkadaşımın babasına öyle yapılmıştı. Ve o adam gerçekten silahla geldi hastaneye. Ha bu iğneyi kim yaptı onu vuracağım diye. O kadar ağrıyor çünkü bu. Ve o adamın o hali, o ifadesi hemen o benim o reaksiyonel tavrım. Eyvallah dedim, gel otur dedim. Peki nedir dedim senin mesele? Hocam dedi, geldim nöroloji doktoru gayet güzel muayene etti. Benden MR istedi. Aşağıya MR'a gittim. Dedim ki ben durumum çok acil, yürüyemiyorum. MR dedi ki bir hafta sonra randevu. Ya dedi, acilim, ağrım, sızım derken polemik başlıyor. Kavga, dövüş, yaka paça. Adam o acı, o sinirle ve biz hemen MR'ını çektirdik. Nöroloji ve fizik tedavi doktoru tedaviden sonra, bir ay sonra söyledik de ona zaten. Ya oluyor bunlar, merak etme, inşallah bir ay sonra toparlayacaksın. Bir ay sonra biz olayı unuttuk tabii. Hastanede tanıştık, hekimler, işte hemşire arkadaşlarımız, süreç devam ediyor. Bir ay sonra Hasan sekreterim telefon açtı. Hocam dedi, ya dedi bir ziyaretçiniz var dedi ama dedi ben... Sanki dedi o bir ay önce dedi buraya gelip şu camı kıran adama benziyor dedi. Öyle mi dedim? Nedir yine dedim? Ne oldu? Yok dedi, size dedi bir elinde bir paket var dedi, size gelmiş. Peki dedim, al. Adam içeri girdi. Hocam dedi bir ay önce dedi o camı kırdım ya dedi, fanusu, bonsai neyse. Ya dedi ne? Teraryum, evet teraryum. Hocam dedi o dedi çok güzeldi biliyorum dedi ama benim param buna yetmedi. Daha küçüğünü aldım size dedi. Ve ben o sırada gerçekten yeni bir ders aldım.
o tepkilerimiz ilk 5 saniye, 10 saniyeki tepkiler bastırılırsa sonraki süreç o kadar ballı börek oluyor ki. Bu anlamda bu sadece hekimlerin ve sağlık personelinin değil, aslında insan ilişkilerinin temel noktası. Esenyurt, tabii Esenyurt'u kelimelerle anlatamam, onun için yazdım zaten. Yani. Ama Esenyurt'un, duymuşsunuzdur gazete, basın, medyada, doktora şiddetin, hemşire arkadaşlara her türlü şiddetin olduğu ve bir dönem hemen hemen ana haber bültenine haftada bir ya da iki defa çıkılan bir yerdir. Yine böyle 4. ayım, Show TV aradı. Hocam dedi, orada dedi doktoru dövmüşler dedi, haber yapmak istiyoruz. Yapmayın kardeşim dedi. Yapmayın dedim, bir müsaade edin bize dedim. Bir hafta sonra başka bir kanal arıyor. Hocam öyle yapmayın, yapmayın. Bir gün ben kendim davet ettim Show'u, ATV'yi ki bunu haber yapın diye. Haber şu idi. Esenyurt'ta genelde acilde 2500-3000 hasta bakılır. Düşünün akşam 6 ile sabaha kadar ve 4-5 hekim vardır. Ve o 3500 hastaya bakılırken de hep hekim olan arkadaşlarım Yaşar, hastayı çok muayene etme şansınız olmaz. Yani stetoskop koyup dinleme bile şansınız olmaz. Ancak sorarsınız şikayet nedir, o nedir, bunu yap, şunu yap. Fakat o günkü nöbetçi arkadaşımız ki hani bu şiddet olaylarından sonra çok çok toplantı yaptık o arkadaşlarımızla. Alanlar, fizik mekanlar ve özellikle iletişim noktasında. Ne olur dedim. Hastayı muayene edin, dokunun dedim. Ya bir şey duymayacak olsam bile dedim, stetoskopu koy sırtına dedim. Hasta seni doktor olarak görsün. Ve gerçekten bir doktor arkadaşım tam bir amcayı muayene ediyor. Amcanın oğlu da eşlik ediyor tabii. Stetoskopu dayadı ve tam muayene ederken bir başka hasta yakını, daha agresif ve dışarıda insanlar da var sırasını bekleyen, çok agresif, çok böyle farklı bir tepkiyle benim annemin tansiyonu var, buna hemen bakılacak diye orada bir süreç yaşatıyor. Ve tabii yetmiyor, odaya giriyor. Doktor arkadaşım da diyor ki ya beyefendi diyor, bak bak muayene ediyorum amcamızı diyor. Amca da yaşlı bir amca. Oğlu da orada. Amcamı muayene ediyorum diyor. Bak biraz bekle. Tansiyonu harika, biraz otur dinlensin, zaten iyi gelecektir. Adam elinden o bilgisayar klavyeyi vuruyor ve diyor ki benim anneme bakılacak. Tabii doktor arkadaş çekiniyor yani. Çünkü Esenyurt'ta kahramanlığa gerek yok. Fakat o amcanın oğlu, sırtı açık olan amca, stetoskopla dinlerken o amcanın oğlu, çok özür dilerim bunu söyleyeceğim hani şey olsun diye, o hareketi yapan gence diyor ki lan şerefsiz, benim babamın doktoruna bu hareketi nasıl yaparsın diyor. O hastalar da bir birlik oluyor. Bu adamı evire çevire dövüyorlar. Aradım Show TV'yi, gelin dedim. Gelin dedim, bunu haber yapın dedim. Gerçekten eğer hastalara ya benim doktorum, benim annemin doktoru, benim oğlumun doktoru imajını veriyorsanız onlar sizi savunuyorlar zaten. Ama o imajı vermezseniz bir yumruk da oradan alabilirsiniz. Eyvallah, eyvallah. Tabii ki hekim olurken bütün o zorlukları bilerek olduk. Şu anda da aslında hekim olan arkadaşlarımız, olacak arkadaşlarımız zorlu süreçleri biliyorlar. Ve bile bile biz lades diyoruz ya. İşte bu akitleşmeyi, bu sözleşmeyi yaptıktan sonra artık ben ya çok hasta var, çok zaman kaybı var, çok yük altındayız. Bahanesini çok geçerli bulmuyorum. Çünkü böyle, bile bile böyle. Tabii ki düzelmesini çok istiyoruz sistem olarak. Tabii ki daha güzel şartlarda hastaya daha vakit ayırarak bakmak istiyoruz. Doğru tanı ve tedavi için zaman ayırmak gerekiyor. Ama biz hekimler hastalara zaman ayırırken çoğunlukla kendimize, ailelerimize, çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz. Bunu çok fark ediyoruz zaman geçtikçe. İhtisas bitti. Taksim İlk Yardım'dan sonra tekrar Trabzon SSK'ya dönüyorum. Ve size bakın bir sır paylaşayım. O zaman ihtisas bitince İstanbul'da Sultan Çiftliği ilçesi, şimdi 500 evler bölümü, Mehmet çok iyi bilir. Orada Mutlu Tıp Merkezi'nde çalışıyorum.
Ve Muharrem Usta, şimdi Medikal Park'ın sahibi arkadaşımızın da hemen yanında Sultan Hastanesi var. Ama böyle derme dökme bir hastane. Muharrem de dedi ki, ya dedi, Atilla dedi, gel dedi, beraber dedi işleri yapalım dedi falan. Ben de o zaman Trabzon'da o ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim memleketim, bütün öğretmenlerim, arkadaşlarım, ailem, sülalem orada ve memlekete dönüp hizmet etme duygusuyla gittim. İyi ki gitmişim, hiç pişman değilim. Zengin değilim ama pişman da değilim. Hani gönlüm çok zengin. Ve Trabzon SSK'ya gittik, daha doğrusu Trabzon iline. Bir sene sonra Trabzon SSK Hastanesi'nin çok başarılı bir başhekimi var, Muzaffer Akyazıcı. Onun tayini İstanbul'a çıkacak. Tabii İstanbul'a çıkacağı tayinleri duyulunca tipik olarak hastanede hemen acaba kim başhekim olacak diye kulisler başlar. Her hekim ben olurum duygusuna gider. Fakat benim aklıma hiç öyle başhekim olurum gelmiyor. Çünkü en genç hekim benim SSK'nın. SSK Hastanesi 400 yataklı bölge hastanesi. Giresun, Gümüşhane, Artvin, Rize, Bayburt her tarafa bakıyor. Ve yaklaşık 2000 personel çalışıyor. Ve bir de başhekimimiz, bizden önceki başhekim bir dernek kurmuş. Ve bu dernekte tomografi, MR, taş kırma ve kemik tansiyometrisi üniteleri kurulmuş. Ve 75 işçi de çalışıyor. Yani bir hastanede 75 işçi ve bir sürü teknolojinin işletmesini yapıyor dernek. Türkiye'de başka bir örneği yok bunun. Tabii başhekimlik süreci de siyaset, lobiler, kulisler, şunlar bunlar derken dediler ki Doktor Atilla Elmaz'ı başhekim yapacağız. Öyle deniyor zaten. Başhekim olduk. Olduk da sonrasında ne olacak? Hemen 3 ay sonra bir yasa çıkıyor. Tamam, yasa çıkacak söylentisi başlıyor. Hastanedeki bütün dernekler kapatılacak ve bütün çalışanların iş hakkı feshedilip derneğin işlettiği ne varsa da dışarı alınacak. Türkiye'de bütün derneklerde sadece bir kafe vardır. Oralarda çay, simit satarsınız. Ama bizim dernek öyle değil. Bizim dernek resmen bir hastanenin ana omurgasını işleten hizmetleri sunan bir dernek. Mümkün değil. Yani tomografi MR'ı kapatıp, bir de tomografi MR büyük cihazlar. Böyle hani cep telefonu ya da ultrason gibi al karşı binaya git olan cihazlar değil. Topladık ekibi. Fevzi de orada. Başhekim yardımcıları ve derneğin muhasebesi, avukatı, ki dernek başkanı da benim otomatikman çünkü başhekim olunca. Nasıl olacak, ne yapacağız? Ya hocam dediler, yani yasa olarak kapatacağız, yapacak bir şey yok. Ya Allah aşkına dedim, ya Türkiye'deki yasaların mutlaka dedim bir maddesi, fırkası, küçük bir cümlesi, bir sözünde bir boşluk vardır yani, bir bakın. Ve ben Ankara'ya gittim o sırada, hani bakanlarla görüşüyorum, genel müdürlükle anlatıyorum derdimi, ne olacak, ne edecek. Mümkün değil, diyorlar ki yasaya uyacaksın. Bir hafta sonra gerçekten Ankara'dan hiçbir çözüm önerisi olmadı. Trabzon'a geldik, yine ekibi topladık. Avukat, muhasebeci, Fevzi, başhekim yardımcılarımız. Avukata dedim ki buldun mu bir şey dedi, hani bir hafta süre vermiştik onlara. Avukat dedi ki ya başhekim bey buldum dedi, ya burada bir cümle vardı ama bizi çok ilgilendirmiyor dedi. Nedir o cümle? Ya burada diyor ki spor kulüpleri, dernekleri bu yasadan muaftır. Bunu nasıl ilgilendirmiyor dedim ya. Bu bizi ilgilendiriyor işte dedim yani. Ama dedi biz hastaneye, spor kulübü nedir, dernek. Hemen o gün karar aldık. Genel kurulu yaptık derneğin. Genel kurulda oy birliğiyle Trabzon SSK Korunma Kalkınma Derneği'nin ismi Trabzon SSK Spor Kulübü Derneği oldu. Tabii spor kulübü derneği olunca bir dalda faaliyet göstermen lazım. Bizde de hep 12 Mayıs Hemşirelik Haftası ve hemşire arkadaşlarımız hep Trabzon'da voleybol turnuvasına katılıyorlar. Diğer hastanelerin hemşire arkadaşlarıyla. Genelde de ilk maçta eleniyoruz. Trabzon SSK birinci tur hiç geçemiyor yani. Ve onların da içinde bir ukde var. Hastanede anket yaptık hangi dalda faaliyet olsun diye. Fakat ben de tabii salon sporlarından geldiğim için basketbolu çok oynadık. Salonu, kültürü, organizasyonlara biraz daha hakimim. Futbolu da çok severek tabii takip ediyoruz ama Trabzon futbol şehri zaten. Hani bir hastaneye bir de futbol takımı ağır olur yani. Anket yapıldı, voleybol çıktı. Tabii voleybol bayan takımı diye çıktı.
Ama o yıllarda Trabzon öyle voleybol şortlu takım bayan imkansız. Erkek voleybol takımı kurduk. Ve çok yakın bir arkadaşım akademide okuyor Trabzon'da, Nuri. O da yıllarca tırmalıyor böyle voleybolu bir şey yapmak için. Nuri dedim, sana hayatının fırsatı. İşte bir takım kur. Ama dedim Allah aşkına dedim bu takım sadece ligde kalsın dedim. Üçüncü ligden başlıyoruz çünkü. Ligde kalsın, dernek devam etsin. Nuri de ne bileyim adamın yılların açlığını patlatacak orada yani. Tamam hocam hiç merak etme dedi. Bayağı profesyonel bir takım kurdu. Derneğin de bütçesi yetiyor. İlk yıl üçüncü ligden katıldık, şampiyon olduk. İkinciliğe çıktık. Tabii ikinciliğe çıkınca bütçe de artıyor, maliyet de artıyor. Fakat artık Trabzon SSK Spor Kulübü hastane kimliğinin ötesinde bir spor kulübü imajıyla karşılanıyor şehirde. İkinci Nuri çağırdım. Nuri dedim bak sözleşme imzalayacağım seninle dedim. İkinci ligde kalacak takım kur. Şampiyon olacak takım yapma bize. Hocam hiç merak etme dedi. İkinci ligde şampiyon olduk. Ve biz birinciliğe çıktık. Ve ben Trabzon SSK başhekimi genel cerrah olarak birincilik voleybol takımında bir kulübün başkanıydım. Ve Aziz Yıldırım'la çok transfer görüşmeleri yaptım o sırada. Yemin ederim. Bak bunu da söyleyeyim. Trabzon'la Fenerbahçe düşmanlığı vardır derler ya. Yok öyle bir şey. Aziz Yıldırım hep arardım, başkan derdim. Biliyorsunuz hastane takım izlerim. Siz de derdim bir voleybolcu var, bonservisi, yaşı da falan. Bize parasız, tabii tabii başkan ne demek derdi. Parasız gönderirdi. E tabii parası gelen voleybolcular da genelde miadı dolmuş olurdu. Biz birinci ligde bir sene kaldık. Sonra küme düştük. Sonra da zaten yasal olarak artık ve bu birincilik şampiyonluğundan sonra Sağlık Bakanımız Recep Akdağ o zaman Ankara'da bütün takımı, beni, işte Fevzi'yi makama davet etti. Çünkü bu Türkiye'de gerçekten daha hiç önce olmamış ve bundan sonra da olmamış bir olay belli. Sayın Başhekimim dedi, gerçekten tebrik ediyorum dedi. Böyle bir dedi takımı kurmak aklınıza nereden geldi? Bunu dedi bütün Türkiye'ye yayalım, bütün Türkiye'de örnek olsun. Çok teşekkür ederim bakanım. Olur dedim, konuşalım dedim. Bakanlık avukatları şuyla buyla. Bir ay sonra beni görevden aldılar. Çünkü çok severim ben bu bürokrasinin cilvelerini. Çünkü dernekte o yasada spor kulüpleri muaftır diyor ama biz onu bilerek de biraz göz ardı etmiştik. Kamu yararına spor kulüpleri diyordu orada. Kamu yararı olunca Kızılay, Yeşilay gibi daha ciddi bir dernek oluyor. Dolayısıyla bakanlık görevden aldı. Ve ben de tabii ameliyatları çok seven bir hekimim. Başhekimlik yapıyorum ama hiç ameliyatları bırakmıyorum. Tuğba şahittir. Ahmet kadın doğumcu Ahmet'i gördüm sanki. Evet, Ahmet göründü ve gitti her zamanki gibi. Ameliyatlardan hiç vazgeçmiyorum. Hiç vazgeçmiyorum ameliyatlardan. Ve beni görevden aldılar. Ameliyathanesi olmayan Maçka'ya sürdüler. Gürsel abi hatırlarsın o günleri. Ve elbette ama hiç üzülmüyoruz, hiç geri adım atmıyoruz. Neden? Çünkü yani geldiğiniz mekan, makamlar, yerler, bir hayatın akış içerisinde olan şeyler, yani bir bakanlık, bir bürokratik süreçte nasıl getiriyorlarsa öyle de alabilirler tabii. Ama biz diyoruz ki ya hani gururumuzu rencide etmeden alın bizi. Hani sonuçta bir çoluğun çocuğun var, hani görevden alınmış başhekimsin, bir de sürülmüş başhekimsin yani. Bunu izah etmek zor tabii. Müslüm abi bunu çok iyi bilir. Müslüm abi hoş geldin. Maçka'nın yollarının taşlı olduğunu o zaman öğrendim ben zaten. Velhasılı kelam, kaderin cilvesi çok güzeldir. Recep Akdağ bakanımız, saygıyla yad ediyorum. Müsteşarımız da Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlu. Çok da severiz birbirimizi. Ya dedim niye böyle yapıyorsunuz dedim. Hani bari ameliyathanesi olmayan yeri vermeyin, yine Trabzon'da kalayım, yine ameliyatlara mı yapayım? Ya dedi yok dedi, seni dedi biz dedi İzmit'e başhekimi yapalım. Ya niye İzmit dedim, İzmit ne alaka? Ya illa bir Trabzon'dan bir çıkma duygusu oluşuyor. Bunu sonradan anladım yani. 3 ay sonra belediye başkanlığı seçimleri var. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu belediye başkanı adayı oldu. Abi dedim ya ben senin rakibin değildim zaten, niye böyle yaptın? Öyle gerekti dedi, çok severim hala. Dolayısıyla bürokratik süreçlerdeki sizin başarınız, hastayla hastane hizmetleri çok kayyum olmuyor. Birçok ilişkiyi çok sağlam zeminde yürütmeniz lazım. Ve tabii ardından Ömer okuyamıyorum.
Ha öyle mi? Süper, tamam. Süremiz dolmak üzere ama gerçekten sabah gelirken hastaneye uğradım, vizit yaptım. Çünkü dün ameliyat yapmıştık hastaları. İki ameliyat arası bundan kaynaklanıyor zaten. Ve süre dolma işi, zamanın akışı ve zamanı değerlendirme işi çok önemli. Kitabın fiyatını da çok ucuz tuttuk. Ama özellikle döner sermaye gelirlerinin arttığını duyunca Sağlık Bakanlığı'nda fiyatı artırdık. Yani ben sizin 50 liralık bir kitapla ilgili bir kaygı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama bir vurgu yapıp sonra soru cevap varsa çok çok memnun olurum. Duygusunu paylaşmak isteyen varsa da çok memnun olurum ama Tuğba'yı görüyorum şimdi. Tuğba hemşire, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin başhemşiresi, benim başhemşire derken tabii hemşire hizmetleri müdürümüz. Elbette Medilife'dan, Esenyurt'tan çok çok kıymetli arkadaşlarım var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saliha burada mı yatağında? Tuğba çok iyi hatırlar. Pandemi öncesi ben bu TÜYAP'a hemen hemen her sene olan dönemlerde gelirdim. Ve TÜYAP'tan kitap almaya gelmezdim açıkçası. Çünkü TÜYAP'ta eğer önceden belli etmemişseniz kitap almak çok zordur. Standlara bakıp şunu da alayım, bunu da alayım. Genelde programı alırdım, fuar programını. Ve hangi yazarın, sevdiğim hangi şairin söyleşisi varsa salonlara giderdim. Bu salona çok gelmişimdir. Ve 2 sene mi oldu Tuğba, 3 sene mi oldu bilmiyorum. 3 sene önce yine pandemi öncesi söyleşine katıldığım bir yazarın kitabı çok hoşuma gitmişti. Ve hastaneye geldim. İşte Tuğba ve yönetimi topladık. Dedi arkadaşlar bundan sonra şöyle yapalım dedik. Her ay bir arkadaşımız bir kitabı okusun. Ve o kitabın özetini biz toplantımızda yapalım. Niye? Çünkü gerçekten okuma alışkanlığımız da bitti artık. Sosyal medya, Instagram, Face. Yani Face'de bazen böyle bir uzun bir şey yazayım diyorum. Hissediyorum yani. O uzun olunca okunmuyor yani. Fast food alışkanlığı gibi de okuma alışkanlığımız var artık. Kısa cümleler, vurucu cümleler. Ama bu kitap biraz da hani sizin alışkın olduğunuz Instagram, sosyal medya gibi çok yormadan akıcı bir dille yazıldı. Aslında çok iyi tanıdığınız birisini diye düşünüyorum. Samimiyetine çok güvendiğiniz, bildiğiniz birisinin çok samimi bir dille, gönülle yazdığı bir kitap bu. Cemil Meriç'in tabii ifadesi çok hoşuma gider. Kitap ya da yazarla ilgili diyor ki, yani diyor bir şişe gibidir diyor. Atarsınız okyanusa ya da denize, sahil ve kumsal da diyor çağ ve zamanı gösterir. Oradaki çocuklar gibidir diyor bu zaman. Bu şişede diyor gönlümü döktüm. Belki açarlar, belki açmazlar. Bunun için açmanız dileğiyle çok teşekkür ederim katılımınız için. Bu iki ameliyat arası hakikaten çok uzun bir süre bizim için. Biz 2000'li yılların başlarında işte hocamın bahsettiği SSK'dan başlayıp işte Fatih Devlet Hastanesi ki orayı da Fatih yaptı ismini. Fatih evet, olmasın evet, derken evet. Hastanemiz de Fatih oldu birleşmeden sonra. Orada başladık. Çok yol yürüdük hakikaten. Çok güzel şeylere de vesile olmaya çalıştık. Bir okuldu, bir aileydi. Onu özellikle vurgulamak isterim. O ekipten şu anda halen aktif yönetici olan, çekirdek kadrodan aktif yönetici olan çok arkadaşımız var. Şu anda bir tanesi de Trabzon İl Sağlık Müdürümüz. Hakan evet. Bey. İşte biz Bursa'dayız. Başka arkadaşlarımız başka bir görevde. Zaten öyle olmasaydı bu sonuç ortaya çıkmazdı. Kitaptan anılardan çok bahsetmeye gerek yok. Onların ben de okumadım ama okumadan tekrara düşmek istemediğim için onlardan hiç bahsetmiyorum. Evet bir Ukrayna seyahatimiz var. Böyle bir 10 santim o sır kalsın. 10 santim buzun üzerinde taksiyle giderken yanımdaki bir mihmandar abi var. Dedim ki abi öleceğiz burada da parçamızı bulamayacaklar bu buzun üstünde. Oğlum onlar alışmış dedi bu arabalara evet. Taksiciler. Abi onlar alışmış da ben alışmamışım dedim. Sorun orada zaten. Evet. Öyle bir süreç ama her şey hakikaten çok güzeldi. Keyifle okuyacağınızı umuyorum. Çünkü ben yaklaşık 20 yıldan fazla sevgili kardeşim, dostum beraber birçok şeyi paylaştık. Bu kitabın da sizin keyifle şeker tadında okuyacağınız bir kısa sürede okuyacağınız bir kitap olduğuna eminim. Niye yazdım?
birçok sebebi vardır. Yani her yazarın şartına, eğitimine, inancına göre değişir. Ama Aşık Veysel çok güzel özetlemiş. Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Hepsi bu. Thank you.